Yatırım ortamının iyileştirilmesini, üretim yapılmasını elbette ki bizler de çok istiyoruz. Ama ortada bir bataklık varken bu bataklığı kurutmak yerine tek tek sinekleri bir torbaya doldurmaya çalışmak, torba yasalarla bu ortamla mücadele etmek kesin ve kalıcı bir çözüm değildir. Yatırım ortamının kötü olmasının bizatihi temel gerekçesi, sebebi 16 Nisan mühürsüz seçimi ile milletin önüne konulan tek adam rejimidir. Demokrasinin ortadan kaldırıldığı tek adam rejiminde hukuk devleti yok edilmiştir, milletimizin mal güvenliği kalmamıştır. Milletimizin adalete olan güveni sarsılmış, hukuk güvenliği kalmamıştır. AKP Genel Başkanı bir sabah kalkıp TEOG kaldırılsın dediğinde ve ertesi gün TEOG kaldırıldığında yine AKP Genel Başkanı bir sabah kalkıp yardımcı doçentlik de nedir, bunu kaldırın dediğinde ertesi gün bunu kaldırmak için çalışmalar başlatılıyorsa böyle bir biraz ülkede sessiz olabilir miyiz lütfen? Yatırım ortamı iyileştirilebilir mi değerli milletvekilleri? 3 Aralık 2017 tarihinde AKP Genel Başkanı'nın yurt dışına giden sermayeye izin vermeyin talimatı sermayeyi ürkütmekten ve daha fazla kaçırmaktan başka bir işe yaramayacağı için ertesi gün bu söylemden çark edildi. Buna rağmen 2019'da tam anlamıyla yürürlüğe girecek olan tek adam rejiminde bir kararname ile malına, mülküne el konulacağı endişesi taşıyan iş insanları bu ülkeye yatırım yapar mı? Yatırım istiyorsanız ey hükümet, bu ülkede demokrasiyi önce bu ülkeye getireceksiniz ve hukuk devletini, yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü tam anlamıyla tesis edeceksiniz. Ancak o şekilde bu bataklık kurutulabilir diyorum. 2016 yılı Dünya Yönetişim Göstergeleri raporundaki veriler ülkemizin devlet yönetimi karnesinin gittikçe kötüleştiğini gösteriyor. Söz hakkı ve hesap verilebilirlikte, yani ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı özgürlüğü gibi özgürlüklerde ülkemiz 204 ülke arasından 144. gerilemiştir. Hukukun üstünlüğünde 209 ülke arasından 108. gerilemiş ve bu notuyla Ermenistan, Sırbistan, Karadağ, Güney Afrika, Gana ve Ruanda'nın da altında bulunmaktadır. Mevzuat kalitesi açısından 2 yılda, yani son 2 yılda çıkardığınız buradaki yasalar, KHK'larla 11 sıra birden ülkemizi gerilettiniz. Kamu yönetiminin etkinliği açısından politik baskılardan kaynaklı olarak 27 sıra birden gerileyip 95. sıraya geldik ve yolsuzluğun kontrolü bakımından da maalesef Bulgaristan, Senegal, Güney Afrika gibi ülkelerin gerisindeyiz. Peki istikrar, o bahsettiğiniz istikrar konusunda ülkemiz ne durumda diye sorarsanız 2 yılda 13 sıra gerilemiş ve 199. sıraya gelmişiz. Dünyada bizden sonra sadece 12 ülke var istikrarsız olan. Bu tablo bu ülkenin evlatları olarak bizleri üzüyor ve utandırıyor. Ve hükümete sesleniyorum. Sizde de bir parça vicdan varsa, biraz vatan sevgisi, gerçekten milli duygular varsa ki milli görüş gömleğini çoktan çıkarmıştınız. Bu tabloyu değiştirmek için gerçek ve sonucu etkili adımlar atarsınız. O zaman bu ülkeye yatırım da gelir.